Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırladı. Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi ama Yavuz gemisi için ilan edilen Navtex'i hatırlattı. Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu. Diyalog çağrısı yapsa da Türkiye'yi bir kez daha AB'ye şikayet etti. Rum lider Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ardından Anastasiadis de Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ancak Rum lider, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisinin görev süresini 12 Ekim'e kadar uzatmasına değindi. Yavuz gemisinin Rum karasularında görev yaptığını iddia eden Rum lider, AB Konseyi Başkanı'na, "Görüyorsunuz, bu kez de Yavuz'un görev süresini uzattılar. Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı," dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, AB zirvesine işaret etti. Gelecek hafta yapılacak AB zirvesi öncesi, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum almanın öneminin altını çizdik ve yasa dışı hamleler sürerse kararlarımızı uygulamakta kararlıyız, diye konuştu. Επανέλαβα στον πρόεδρο Μισελ ότι ως Κύπρος υποστηρίζουμε την ανάγκη να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην αξιοποίηση όλων των μέσων που έχουμε στην διάθεσή μας, αποφεύγοντας τυχόν προσεγγίσεις 2 μέτρων και 2 σταθμών. Ενώ όσο υπάρχουν έκνομες ενέργειες σε βάρος κρατών μελών, θα πρέπει να είναι άμεση και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Charles Michel ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin egemenlik haklarını desteklediklerini belirtti. Gerilimin diyalog yöntemiyle düşürülmesi gerektiğini vurguladı.